Selamun Aleyküm kardeşlerim. Ayrıca barış üzerinize olsun. Allah razı için doğrular kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Allahu Ekber demek yanlış mı, şirk mi? Çünkü bir kardeşimiz rica etmişti. Bu Allahu Ekber'le ilgili bazı sıkıntılar var diye bazı insanlar söylüyor diye internette ben de baktım. Evet ikiye bölünmüş bir tayfa var. Bir tayfa işte Allahu Ekber'de sıkıntı yok niye olsun diyor. Diğer tayfada Allahu Ekber'de sıkıntı var çünkü sen Allah en büyüktür, en yücedir dediğin zaman sanki başka ilahlar da var. E, çünkü Allah işte el ilah kelimesinden falan gelir. İşte Allah en büyük ilahsa demek ki diğer büyük ilahlar da var gibi e, söylemlerde bulunarak bunun sıkıntı olup e, söylenmemesi gerektiğini savunan insanlar da var. E, tabii ki biz bugün e, ne yaptık? E, araştırmalarımızı yaptık. Kur'an'ı rehber alarak Kur'an'a baktık. Rabbimiz kendisi için ne demiş? Kendisi bu konu hakkında konuşmuş mu? Kur'an'daki Arapça kelimelere baktık. E, ortaya çıkan manzara e, benim e, Allah-u Ekber e, denen tarafta olduğum. Çünkü Kur'an tarafı o şekil olduğu için ben de tabii Kur'an'ın tarafındayım. Bunun açıklamasını birazdan tek tek ayetlerle yapacağım. E, siz de inşallah bunları gördükten sonra allah Ekber demenin sakıncalı olmadığı gibi bunu dememizi Rabbimiz zaten kendisi istiyor ve Rabbimize en uygun olan kelimenin de birazdan bunun Allahu ekber olduğunu birazdan göreceğiz hem Arapçasından hem mantıkla gidersek bunu Allah'ın izniyle de çok iyi ve kolayca anlayacağız diye düşünüyorum şimdi direkt hiç lafı uzatmadan ayetlerimize geçelim bakalım ayetler ne diyor ayetlerin Arapçasını gösterelim ayetlerin Arapçası ne diyor Ondan sonra kendiniz de zaten bu araştırmaları yaptığınız zaman ee, videomuzun sonucunda e, neyin ne olduğunu inşallah göreceğiz. Şimdi başlayalım. İlk birinci ayetimi size vereceğim. Bakara Suresi 7. ayet. Ee, i̇lk önce Türkçesini okuyacağım. Ondan sonra size Arapçasını göstereceğim. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. Bakın onlar için büyük bir azap vardır. Burada şimdi bunu niye gösteriyorum? Burada ilk önce size büyük kelimesini gösteriyorum. Arapçada ne olarak geçer? Şimdi size onu dinleteyim. Azim. Azim. Gördüğünüz üzere azim kelimesi olarak geçti. Şimdi bir sonraki ayetimizi de vereyim yine. Bakara 49. Bismillahirrahmanirrahim. Hani sizin azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Bunda size Rabbinizden gelen büyük bir imtihan vardı. Burada da yine büyük kelimesi geçiyor. Yine Arapçasını ben size dinleteyim. Azim. Azim. Şimdi yine gördüğünüz gibi azim kelimesi. Burada Kur'an'a göre azim kelimesinin büyük olduğunu anlıyoruz. Mesela bazı insanlar Allah'ı azimüşşan derler. Allah yani çok büyük, kudretli, güçlü, kuvvetli anlamına gelen bu büyük kelimesini kullanırlar şimdi büyük kelimesi Kur'an'da azim olarak geçer. Bunu bir kenara not edelim. Şimdi azimin bir büyüğü nedir? Yani büyükten daha büyük bir kelime var mı? Ona bakacağız. Şimdi o sureleri de ayetleri de okuyalım. İlk ayetimiz Haç Suresi 37. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'a büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele. Burada Allah'ı büyük tanıyasınız. Bir bakalım burada Arapçasında ne diyecek? Litukabbiru. Litukabbiru. Evet, litukabbirhu. Duyduğumuz gibi aslında burada e, Türkçesini tabi fazla iyi çevirmemişler. Allah'a büyük tanıyasınız diye. Halbuki orada e, kebir kebir hu kelime yani litüke bir hu kelimesi yani kebir kelimesi daha büyük anlamına gelir. Yani azimden daha büyük anlamına gelir. Ama burada tabi yüce yazmaları mesela daha iyi bir anlam verebilirdi orada. Veyahut da işte Allah'ın yüce olduğunu belirtmeleri, sadece Allah'ı büyük tanıyasınız demeleri biraz sönük kalmış. Yani kebir kelimesinin anlamını vermemiş. Bir sonraki kebir kelimesini söyleyen ayete geçelim. O da Bakara suresi 185. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin, kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Bakın burada da yine Allah'ı yüceltmeniz, bakalım e, Arapçası ne olarak geçecek? Wali tukberu Wali tukberu Wali tukberu Dediğiniz gibi yine burada kebir kelimesi ama güzel doğru Türkçesinde doğrusu verilmiş. Demin zaten size ne dedim bir önceki ayette? Ona Allah'ı yüceltmeniz, yüce olduğunu belirtmeleri gerekir demiştim. Bakın burada da zaten aynı kebir kelimesi geçiyor yine. Burada düzelmiş, düzeltmişler. Doğrusunu Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir diye yazmışlar. Yani şimdi azim büyük, e, kebir daha büyük yani yüce olarak geçiyor. Şimdi buraya kadar gördüğünüz gibi Allah'ı yüceltmeniz, Allah, Allah azim işte Allah değil diğer azim olarak geçen şeyler büyüktü. Allah ile ilgili konuşuyorsanız Rabbimiz ile e, bunun e, kebir olarak yüceltme kelimesi geçtiği zaman bunun kebir olarak geçtiğini gösterdik iki ayette de. Şimdi bir sonraki e, ayetimizi okuyalım. İsra Suresi 111. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve acizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a mahsustur. De ve onu tekbir ile yücelt. Bakın şimdi burası çok önemli. Burada Rabbimiz ne diyor? Onu tekbir yani Allah'ı tekbir ile yücelt. Şimdi bunun Arapçasına bakalım. Vakabbirhu tekbira ve kebbiru duyduğumuz gibi ve kebbiru tekbira yine kebir kelimesi Allah'ı yüceltmek olarak kullanılmış ve tekbir diye de eklenmiş. Yani tekbir ile Allah'ı yücelt. Yani bunu kim söylüyor? Rabbimiz kendisi söylüyor. Nerede? O da İsra Suresi 111. ayette. Ve kebbiru tekbira. Tekbir ile Allah'ı yücelt. Yine kebir kelimesi geçti, yüceltmek kelimesi. Yani azimden daha büyük olan, Arapçaya baktığınız zaman azim büyük, kebir ise yüce demektir. Şimdi buradaki e, Allahu Ekber demesine karşı olan insanlar işte bunu kullanın diyorlar, kebir kelimesini kullanın çünkü kebir yüce demektir diyorlar. Ama e, ben bunun tam karşılığını vermediğini, yani bunu Allah'ı yüceltmek olarak kabul etsek de yani Kur'an açısından bir sıkıntı olmasa da bazı ayetlere baktığımız zaman ki bu yücelik Firavunu, Karunu ve Haman'ı tarif ederken Rabbimiz bu kelimeyi orada kullandığı için bakın şimdi ben size onu da vereceğim. Şimdi ilk önce Türkçesini okuyayım. Ankebüt Suresi 39. ayet. Zaten Rabbimiz burada insanların kendisine nasıl ne söylemesi gerektiğini bu iki e, klip vereceğim size. Bundan sonra da bir tane daha var. Ankebut 39'u okuyacağım ve aşağıya inip Ankebut 45'i de okuduğumuzda e, buradan e, Allah'a Ekber dememiz gerektiğini ve e, bunda bir sıkıntı olmadığını Allah'ın izniyle göreceğiz. Şimdi ben e, Ankebut 39'u okuyayım ve Arapçasını dinleyelim. Ondan sonra e, Ankebut 45'e geçip her şeyi anlattıktan sonra inşallah bu konuyu siz de çok açık olarak anlayacaksınız diye düşünüyorum. Ankebut 39 Bismillahirrahmanirrahim. Karunu, Firavunu ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun Musa kendilerine apaçık mucizeler getirmişti de yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa bizi geçip azabımızdan kurtulamazlardı. Bakın yine burada e, Diyanet e, kelimenin tam anlamını çevirmememiş. E, büyüklük taslamışlardı demiş. Hatta burada Rabbimiz Ekberu kelimesinden türevi olan e, birazdan Arapçasını size dinleteceğim onu kullanmış. Yani bu yücelerin de daha üstünde demek. Yani Kebirhu'nun Kebirhu, Kebirhu kelimesini ne demiştik bir önceki kliplerde. Yüce demektir. Allah Allah işte Allah'ı yüceltin, yüceltmek anlamında kullanılıyor demiştik. Bakın burada Karun, Firavun ve Haman'ın e, Arapçasında neler kullanılıyor? Bunlar büyüklük taslamış diye çevrilmiş ama bu büyüklükten de öte yücelik yani taslamışlar, ilahlık taslamışlar. Bakın ben şimdi size Arapçasını dinleteyim. Festek beru Festek Bakın festek baru, yani ekber kelimesinin türevi olan festek baruyu kullanmışlar. Ee, kendilerini yani çok yüce yücelerin yücesi en üstte görmüşler. Asıl çevirisi Türkçesinin bu olması lazımdı. Kendilerini yüce, çok yüce yani töbe haşa Allah'ın yerine koymuşlar ki zaten Firavun'un, Karun'un da zaten tanımlarına baktığımızda öyle bir iddiaları vardı. Zaten bunu Rabbimiz 39'dan 6 ayet sonra çok rahatlıkla açıklamış. Siz de şimdi göreceksiniz. Ben onu da okuyayım size. Ankebut suresi 45'i. Ondan sonra Arapçasını dinledikten sonra Rabbimizin zaten her şeyi açık açık bizlere Kur'an'da gösterdiğini ve siz de ne demeniz gerektiğini, Allah'a nasıl zikir etmeniz veya Allah'a nasıl yüceltmek gerektiğini inşallah bu ayetlerden göreceğiz. Şimdi Ankebut 45'i okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed, kitaptan sana vahiy yolunu oku. Namazı da dost doğru kıl. Tabi burada salatı da yap. Çünkü namaz, yine salat, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'a anmak olan namaz diye hemen parantez açmışlar. Elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Bakın kardeşlerim aslında burası çok önemli. Ankebut suresi 45 çok önemli bir e, ayet. Çünkü bu ayetten Allah'ı zikir etmemiz, salatın Allah'ı zikir olduğu, yani Allah'la bir bağ kurma zaten demiştik salatın. Burada da zikir olduğu çok çok açık. Çünkü ayeti iyi okursanız bakın Türkçe ne kadar Türkçe de çevirmiş olsalar, parantez de açmış olsalar, Allah zaten zikirin tanımını burada yapıyor ve nasıl zikir edilmesini de söylüyor. Bakın ne diyor? Kitaptan sana vahyalına oku. Yani burada Kur'an'ı oku. Salatı da dost doğru yap. Yani oradaki salat Allah'ı da zikret. Allah'ı an. Ondan sonra çünkü salat Allah'ı anmak insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Nokta. Bakın. Allah'ı an. Kur'an'ı oku. Allah'ı an. Çünkü Allah'ı anmak insanı hayasızlıktan ve ve kötülükten alıkor. Nokta. Ve sonunda da o Allah'ı anmanın ne olduğunu yazmış. Allah'a anmak elbette en büyük ibadettir. Yani salat Allah yaptıklarınızı biliyor. Ama bunlar bakın ne yapmışlar? Parantez açıp namaz diye eklemişler. Niye? Çünkü onu namaza uydurmaları gerekiyor. Yoksa burada e, Ankebut suresi 45'te burada Allah'a anmak yani zikir veya Allah'a tesbih çekmek yani Allah'a anmak onunla bir bağ kurmak olduğu burada çok açık. Hatta Rabbimiz kendisine diyor bakın Allah'a anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Neden? Çünkü burada Allah'ı yücretmek var. Şimdi bir de Arapçasına bakalım ne dediğimi çok rahat anlayacaksınız Allah'ın izniyle. Allahi akbero. Walladikro Bakın gördüğünüz gibi Walladikro <mr> Allahi ekberu Bakın Allah'a anmak elb elb elbette en büyük ibadettir, en yüce ibadettir peki şimdi size azimi gösterdim. Kur'an'a göre büyük demek. Kebiri gösterdim. Kebir ondan daha biraz büyük yüce demek. Ama en yüce Firavun'un, Harun'un bile kendilerini en yüce gördüğü en yüce makam neydi? Ekberu. Bakın ben size tekrar dinleteyim Arapçasını. Ankebut 45'in. Ve zikru Allahi ekberu. Duyduğunuz gibi vele zikru Allahi ekberu. En yüce İbadet Allah'ı anmaktır. E o zaman biz Allah'ı yüceltmek istiyorsak daha önceki e, kliplerde Rabbim ne dedi? Tekbir ile Allah'ı yüceltin. Ben size onu tekrar hatırlatayım. İsra Suresi 11'de Rabbimiz ne demişti? Tekbir ile Allah'ı yüceltin. Türkçesini okuyayım tekrardan. Bismillahirrahmanirrahim. Ham çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve acizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a mahsustur de ve onu tekbir ile yücelt. Peki tekbir ile yücel derken burada Allah'ı kebir olarak söylememiz, mesela burada zaten kebir kelimesinin anlamı Allah'ı yücel. Peki Karun, Firavun ve Haman'ın kendilerini yücelerin yücesi olarak gördüklerini bildiğimiz üzere ayetlerden bizim Allah'ı kebir değil Allah'u ekber dememiz lazım. Çünkü Allah en yücedir. Yani bu Allah en yücedir deyince, insanların aklına şu geliyor şimdi diğerleri de diyecek işte Allah yücedir dersek niye sıkıntı olsun ki? Ama o zaman zaten sizin dediğiniz sıkıntıya siz düşmüş oluyorsunuz. Yani bu Allahu Ekber demenin karşısında bulunan insanlara diyorum. Onlar diyor ki işte Allahu Ekber derseniz en yüce Allahu Ekber derseniz yani en yüce Allah'tır. Ama işte demek ki diğer yüce ilahlar da olduğu anlamına gelir. E, aksine gelmez. Eğer siz Allah yücedir derseniz bakın Karun, Firavun ve Haman da kendini yüce ilan etmiş. O zaman aslında siz Allah'ı Karun, Firavun ve Haman'ın e, e, şeyine düşürüyorsunuz. Seviyesine düşürüyorsunuz. E, bir de şöyle şeyler var. Hani biliyorsunuz bazı insanlar ağızlarını alıyor işte ulu önder, yüce önder, işte Ulu Hakan, Ulu Türk Hakanı, yüce Türk Hakanı. Bu tür şeyler insanlar için de kullanılıyor. Yücenin karşılığında ne demiştik işte? Kebirdir. Ama en yüce Rabbimiz olduğuna göre Allahu Ekber demek Kur'an'a da uygun oluyor, mantığa da uygun oluyor. ha Zaten bu Allahu Ekber kelimesini kullanan insanlar genelde Müslüman olduğu için, Allah'a iman etmiş kimseler olduğu için ve İhlas Suresinden haberi olan insanlar olduğu için ki şunu belirtelim, İhlas Suresinde Rabbimiz ne diyor? Ayet okuyalım, Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allahu Allahu samed. Allah bir ve tektir diyor Rabbimiz orada değil mi? Allah bir ve tektir demek ne demek? Allah ilah olarak birdir ve tektir. Yani onundan başkası yoktur bize göre. Yani eğer sen e, İhlas suresine iman etmiş bir insansan, ondan başkasını tanımıyorsan, yani Allah'tan başka bir ilah tanımıyorsan, o yüzden Allah kebir demende de bir sıkıntı olmaz. Allah e, Allahu ekber demende de bir sıkıntı olmaz. Ama Allah'a ekberde sıkıntı olur demek e, asıl o zaman orada sıkıntı başlar çünkü Allah e, yücelerin yücesidir kainatı yaratan kendisidir. Ama ben şahsen kendim Allah'a ekber demeyi tercih ediyorum çünkü Allah en yücedir demeyi tercih ediyorum. Neden? Çünkü sadece e, Allah'tan başka zaten ilah yoktur biz zaten buna inanmış insanlarız. Ama onu en yüce şeyle e, yüceltmek daha iyi olur. Neden iyi olur? Çünkü Rabbimiz e, şöyle düşünün. Kainatı kendisi yaratmıştır ve kainattan da kendisi büyüktür. Allah yarattığı her şeyden daha yücedir. O yüzden kainatta en yüce Allah demek hem mantıken hem gramer olarak hem de bir e, iman etmiş bir insanın imanını e, belli etmek ve Allah'ı yüceltmek açısından bence en doğru olan Allah'u Ekber kelimesidir. E, Arapçasında da zaten Rabbimiz vele zikru Allah'ı Ekber derkene Allah'ı anmak en büyük ibadet diyor. Demek ki en büyük kelimesi Kur'an'da ekber olarak geçiyor. Kebir kelimesi ondan biraz daha yani yüce anlamında ama en yüce değil. O yüzden benim tavsiyem kardeşlerime ha e, iman etmiş insanlar başka ilahi hiçbir şekilde kabul etmiyor. Sadece Allah'ı kabul eden insanlar varsa onlar tabii ki Allah Kebir de diyebilirler. Ama ben şahsen e, Allahu Ekber demeyi tercih ediyorum bu ikisinde de sıkıntı görmüyorum Kur'an'a göre. Ama Allah'a ekber dememiz işte bu Ankebut suresi 39'u ele aldığımızda biraz daha mantıklı, biraz daha anlamlı oluyor. Allah'a yüceltmek çünkü dediğim gibi Allah yarattığı her şeyden yücedir. Kainatı da Allah yarattığına göre, kainat Allah'tan küçük olduğuna göre Allahu Ekber yani Allah en yüce demekte ne gramer olarak bir sıkıntı vardır, ne dinen ne Kur'an'a göre bir sıkıntı vardır, ne de imana göre. Ha zaten bunu söyleyen bir müşrik olursa, e, onun imanını zaten Rabbimiz bildiği için, onun ne söylediğini amelini bildiği için, onun söylediği şey artık onu ilgilendir. Ama şöyle de bir düşünün, müşrik bir insan çıkıp da Allah'a ekber der mi? Orası da ayrı mesele. Ha insanları kandırmak için belki söylerse bile, ama herkesin e, kalbini Rabbimiz bildiği için, e, onu da tartışmaya fazla e, gerek görmüyorum. Videoyu uzatmaya da fazla gerek yok. Ayetlerden gördüğümüz kadarıyla benim şahsen kendi kanaatim ben Allahu Ekber demeyi tercih ediyorum. Allah kebir kelimesinde de sıkıntı yoktur imana göre dediğimiz gibi. Eğer başka ilahları zaten kastetmiyordu insan ama Allahu Ekber çoktan beri süre gelen söylenen gelen bir şey ve bunda sıkıntı yoktur Kur'an'a da göre ve hatta Ankebut 45'te en büyük şeyi Allah'a anmak olan en büyük ibadet dediğine göre Rabbimiz demek ki yani Allahu Ekber kelimesini kullanmak bence daha doğru olacaktır diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kur'an'ı okumayı unutmayın kardeşlerim. Çünkü Kur'an'dan hesaba çekileceğiz.